armut büyüklüğünde, yeşil kabuklu, içerisi böyle yumuşak bir meyve, ortasında da ceviz büyüklüğünde bir çekirdeği var. Fakat biz avokadonun meyvesini değil yaprağı ile ilgiliyiz. Avokadonun yaprağı. Evet. Avokado yaprağı ne işe yarar? Avokado yaprağı böbrek, taş ve kumuna, mesane taş ve kumuna, yani kısaca idrar yollarındaki taş ve kuma karşı etkilidir. Böbrekteki taş safra kesesindeki taş gibi değildir. Neden? Çünkü oksalik asit. Asit ve ürik asit. Asit oranı, bu iki asit oranı arttığı zaman böbreklerde asit oranı, bu asitlerin artması taş dönüşür, taşa dönüşür. Fakat böbrekteki taşlar jilet gibi keskin olabilir. Bu nedenle böbreğinde taş olanlar çok sivri, keskin, asitli olduğu için böyle böbreğinde taş olanlara doğum yapan bayanlardan daha çok acı çekerler. Doğum yapıyormuş gibi kıvranır da kıvranırlar. Çok kötü bir hastalık. Antalya'dan bir beyefendi beni aradı. Dedi ki, aa İbrahim Bey, böbreklerim taş var, çok ağır, çok kötüyüm. 3 defa ameliyat olmuş, ceviz büyüklüğünde oluyor. Doktorlar ameliyat ediyor, 6 ay sonra tekrar taş oluşur. Ameliyat oluyor, tekrar taş. Ameliyat oluyor, tekrar taş. 4. defa tekrar ameliyat olacak. Ya bana bir çözüm, lütfen yardımcı olun. Her ameliyatta böbrekleri zarar görüyor tabii ki. Tedavi ederiz inşallah, problem değildik. Ben ona avokado yaprağı, kayış kıran kökü, avokado yaprağı, kayış kıran kökü, altın başak otu, at kuyruğu otu, ardıç tohumu, ayrı köklü gibi bitkileri kullan, aktardan al kullan, iyileşirsin dedim. O da dedi ki belki yanlış yaparım çünkü altın başak otunun çok çeşidi varmış. Altın otu yerine de altın başak otu yerine altın otu veriyorlar. Ben yanlış yapabilirim belki. Siz bana gönderin. Peki dedim. Biz ona bir böbrek taşı için özel bir çay gönderdik. Kullandı. 6 hafta sonra böbrek taştan kurtuldu. Ceviz kadar taş eridi, bitti, gitti. Ya beni aradı. Dedi ki İbrahim Bey, buyurun. Allah razı olsun sizden. Böbreğimdeki taşlardan kurtuldum ama çay yerine kapsül olsa daha iyi olmaz mı? İyi olur, haklısınız dedim. Ve böylece böbrekteki taşa karşı avokado forte ürettik. Avokado forte'nin birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktı var. Avokado yaprağının ekstraktı, kayış kıran kökü ekstraktı, huş yaprağı ekstraktı, ayva dana ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, ayı üzüm yaprağı ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, ayrı kökü ekstraktı, hindiba, ortozifon, sarı yonca, mısır püskülü vesaire vesaire. Şimdi geçenlerde bir hanımefendi böbreklerinde taş, mide bağırsak rahatsızlar var mı dedim, bağırsaklarında şişkinlik varmış, kalp tansiyon problemi var mı dedim, tansiyonu varmış. O zaman ben ona bağırsaktaki problemler için aloe vera, tansiyon kolesterol için iksir, artı böbrekteki taş için avokado forte, sinir lot forte gönder. Kullanın bakayım ne olacak. Bir ay kullandı, bir ay sonra beni aradı. Aa İbrahim Bey, idrar yollarından siyah siyah pul pul, siyah siyah taş gibi şeyler çıkıyor. Siyah siyah pul pul. Bizim hamdolsun, şükret, taşlardan kurtuldun. Bir sürü. Ne kadar dolmuş böbreklere. Yani böbrekleri kadıncağızı taş dolmuş. Pul pul, yani böyle jilet gibi kesebilen, Allah'tan ki eritmiş. Erimese o haliyle, doğal haliyle düşürmeye çalışsa
Yani avukatı erittiği için problemsiz düşmüş. Pul pul siyah. Eritmeden düşseydi ne yapardı biliyor musunuz? İdrar kanalını keserdi. Mesaneyi keserdi ve büyük tahribat, enfeksiyona sebep olurdu. Bazıları böbreğini, taşı kırdırıyor veya şöyle o ne özel bir aletle. Ne oluyor? Böbreğe zarar veriyor, dokuya zarar veriyor, organa zarar veriyor. Makineler tutuldu sanki. Bu şey mi? İnsan bu. Organların hepsine zarar veriyor. Böbrek taşı kırılır mı? Böbrekle taş kıracağım derken bütün çevre organlara zarar veriyor. Oysa burada ne var? Avokado forte. Böbrekteki taş, kuma, mesanedeki taş ve kuma, idrar yollarındaki taş, kum, ne varsa eritsin. Ve artık kolay kolay bir daha da oluşmaz. Oluşursa burada. O kadar kolay. Evet, böbrekteki taş, kum birebir. Eğer iltihap varsa o zaman huş forte de gerekir. Böbrek idrar yollarında enfeksiyon varsa. Mesanede sistit varsa ay yüzümü forte de gerekir. Yani duruma göre ne gerekir ne gerekmez bunları bilmemiz gerekir. Hürmetler, saygılar.